gençler selamlar. Oran orantının konu testinde kalmıştık kampımızda. Biliyorsunuz ki oran orantının konusunu işledik. Hemen arkasından da şimdi sıcağı sıcağına konu testini çözüyoruz arkadaşlarım. Ve bu konu testinden sonra o büyük bölüme geçiyoruz. Nereye? Problemlere geçeceğiz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz geçelim dersimize. Evet gençler. Şimdi ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda diyor ki bir toplulukta gözlüklü ve gözlüksüz kişilerin sayısı sırasıyla 0.6 ve 1 ile orantılıdır demiş. Şimdi 0.6 ile orantılı olan bir sayıyı böyle kafa karıştırmasın diye ve 1 ile demiş ya. Bakın arkadaşlarım bunu 10 ile çarpın 6, bunu 10 ile çarpın 10. Hatta bir de sadeleştirin 3 ve 5. Yani 0.6 ve 1 ile orantılı olmak demek 3 ve 5 ile orantılı olmakla aynı şeymiş. O halde ben buna 3K tanedir, buna 5K tanedir derim. Bunlar gözlük kullananlar, bunlar gözlük kullanmayanlar. Topluluktaki kişi sayısı en az kaç tanedir diye sorulmuş. Şimdi 3K artı 5K 8K. Yani K'lar burada tam sayı olmak zorunda biliyorsunuz. Hatta pozitif olmak zorunda. Neden? Çünkü 8K bize insan sayısını verecek. İnsan sayısı pozitif olmalı gençler. Dolayısıyla da ben diyeceğim ki 8K 8'in katı olmalı. 8'in katı olan şıklarda ne var? C seçeneği var. Dolayısıyla cevabımız buydu deriz. İkinci sorumuz. 5A artı 7B bölü A. Bak şimdi bak ben bunu ne yaparım biliyor musun? Şöyle bir de şöyle parçalarım. Yani 5A bölü A artı 7 çarpı B bölü A derim. Eşittir 19'muş bakın arkadaşlar. Arkadaşlar 5A'yı A'ya bölerseniz hop burası gider 5 gelir. Artı 7 çarpı B bölü A derim. Eşittir 19. Bu 5'i de karşıya fırlatırsak şöyle. 7 tane B bölü A'mız 19'dan 5'i çıkardınız 14. Her iki tarafı 7'ye bölerseniz de B bölü A'nın 2 olması gerektiğini görebilirsiniz. Şimdi hayırlı uğurlu olsun B bölü A'yı bulduk ya. Şimdi gelin arkadaşlar şuraya bakalım. Burayı da bu şekilde parçalarsanız eğer 2 çarpı A bölü B artı 8 çarpı B bölü B yapar. Yani B bölü B 1'dir. Yani burası 8. B bölü A 2 ise A bölü B nedir? Tam tersidir. 1 bölü 2'dir. E bir de başında bunun 2 vardı. Artı bir de 8'imiz var arkadaşlar. Bakın ne oldu biliyor musunuz? 2'ler cort cort gitti. 1 artı 8 bize cevabı verecek. Yani cevabımız ne olacakmış? 9 arkadaşlar. Devam edelim. 3. sorumuzda. 3A artı 4B eksi 5C bölü A eksi 5B eksi 4C eşittir 5 bölü 4 olduğuna göre A bölü B oranı kaçtır diye sorulmuş. Hemen içler dışlar yapıyorsunuz. 4 ile üst tarafı çarpıyorum bakın tek tek. 12A artı 4 kere 4B 16B yapar. Eksi 5C kere 4 20C yapar. Eşittir diyorum. Şimdi şunları çarpıyorum. 5 ile paydayı çarpacağım. 5A eksi 25B yaptı. Ve eksi 20C'miz var arkadaşlar bir de. Her iki tarafta da tanıdık ifadeler var. Bakın eksi 20C eksi 20C bunlar gider arkadaşlar. Şimdi A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa toplayın. Bunu nasıl yapacaksınız? Şöyle 5A'yı bu tarafa fırlattım 12A'nın yanına 7A kaldı. Eşittir diyorum 16B'yi de bu tarafa eksi 25B'nin yanına yollarsam eksi 25 eksi 16 daha eksi 41B yapacaktır. Şimdi bizden A bölü B istenmiş ya. Ben bu taraftaki B'yi yok edeyim. Bölü olarak buraya alalım. Buradaki 7'yi de şuraya alırsanız. Bakın A bölü B ne gelmiş oldu? Hop eksi 41 bölü 7 gelmiş oldu. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 4'e. Pozitif 5 tane tam sayının aritmetik ortalaması 14'tür. Yani bakın A artı B artı C artı D artı E bölü 5 tanesinin aritmetik ortalaması 14 ya. 5'e bölersem bu kaç geliyormuş? 14. Şimdi arkadaşlar şuradaki 5'i bölüm durumunda ya ben şuraya şöyle çarpı 5 olarak alırsam bu 5 buradan gider. Yani buradaki A artı B artı C artı D artı E sayımız var ya gençler. 14 kere 5'ten 70 olacaktır. Şimdi diyor ki ben bu sayılardan 2 tanesini 7 arttırayım. Mesela bunu 7 arttırayım bunu da 7 arttırayım. 3 tanesini 3 azaltayım diyor. Eksi 3 eksi 3 eksi 3. Bakın şurası toplamda 9 azaldı. Şurası da toplam 14 arttı. 14 artıp 9 azalınca biliyorsunuz ki ne olur? Toplamda 5 artar. E burası 5 artıyorsa burası da 5 artacaktır. Yani bizim artık yeni oluşan sayılarımızın toplamı 75'miş. Diyor ki bu 5 sayının aritmetik ortalaması kaça eşit olur? E yine 5 sayı varsa ben bunu 5'e bölerim. 75'e 5'e bölersek kaç gelir arkadaşlar? Tabii ki 15 gelir. Yani cevabımız aritmetik ortalamamız 15 Denizli seçeneği olacaktı. Ve devam 5. soru. 4 üzeri x eksi 2 ile 4 üzeri x artı 2 sayılarının geometrik ortalaması
16 olduğuna göre aynı sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Geometrik ortalamayı nasıl buluyordum? 4 üzeri x eksi 2 çarpı 4 üzeri x artı 2 diyorum. Ve bunun hop karekökünü alıyorum. Ve bu kaçmış arkadaşlar? 16'nın ta kendisiymiş. Şimdi iç tarafa bakıyorsunuz. 4 üzeri x eksi 2 ile 4 üzeri x artı 2'nin çarpımı nedir? Üstleri toplarız tabii ki. Böylelikle eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. 4 üzeri 2x'in karekökü eşittir 16 olur. Şimdi gençler bakın. Buradaki 2 ile şuradaki karekökün ikisi birbirini götürür mü? Burası 4 üzeri x olur. 4 üzeri x 16 ise tabii ki x kaçtır? 4'ün karesi 16 olduğu için x 2'dir. Diyor ki şimdi bize, bu sayıların aritmetik ortalaması. Peki bu sayılar neymiş aslında? Bu sayılar şuymuş bakın. 4 üzeri x eksi 2 dediğimiz şey aslında bakarsanız 4 üzeri 2 eksi 2'den 4 üzeri 0'mış. Yani 1'miş arkadaşlar. 4 üzeri x artı 2 de 4 üzeri 2 artı 2'den. Neden? Çünkü x'i 2 bulduk. O yüzden 2 yazıyoruz. 4 üzeri 2 artı 2 yani 4 üzeri 4. 4 üzeri 4 de 2 üzeri 8'den 256'dır arkadaşlar, tamam mı? Yani bizim bir sayımız 1'miş, diğeri 256'ymiş. İşte bunların aritmetik ortalaması sorulmuş. Ben bunları toplarım, hop 2'ye bölerim. Böylelikle cevabım 257 bölü 2 olur. Doğru cevap da C seçeneğinde zaten verilmiş. 6. soru. 3 tane kardeş var. Bu kardeşlerin şimdiki yaşları 2 ile, 3 ile ve 5 ile orantılıymış arkadaşlar. Doğru orantılıymış. 3 yıl sonraki yaşları, 3 yıl sonraki yaşları bir tanesinin 2K artı 3 olur, ötekinin 3K artı 3 olur ve diğerinin de 5K artı 3 olur. Bu sefer sevgili gençler ne oluyormuş biliyor musunuz? 4, 3, 2 ile ters orantılı. Hemen bu ters orantılıyı ne yapıyorduk biz? Ben sana öğrettim az önce konu anlatımında. Doğru orantıya çevireceğiz. 4, 3, 2'nin ortak katı nedir? 12. 4'ü neyle çarparsam 12 olur? Hocam 3 ile. 3'ü neyle çarparsam 12 olur? 4 ile. 2'yi neyle çarparsam 12 olur? 6 ile. Artık bunlar 3K, 4K, 6K demeyelim de 3X çünkü K'yı kullandık. 3X, 4X, 6X diyelim. Bakın işte bunlar, şunlar, şunlarla artık özdeş arkadaşlar. Tamam mı? Yani diyorum ki herhangi iki tanesini seçin burada da. Mesela şununla şunu seçtim. 2K artı 3'ün yanındaki ne? 3K artı 3'e oranı şunun şuna oranıdır. Yani 3'ün 4'e oranıdır diyebilirim. Ve böylelikle rahatlıkla içler dışlar çarpım yapıp K'yı bulabilirsiniz artık. Hadi yapalım. 9K, şununla şunu çarpıyorum önce. 9K artı 9 eşittir 8K artı 12 dedim. Buradan bunu bu tarafa atarsanız K eşittir. 9'u karşıya attınız. 12'den 9 çıktı, 3 kaldı. K 3'müş arkadaşlar. Bize demiş ki bu 3 kardeşin şimdiki yaşları toplamı. Şimdiki yaşlarını bulmak için şunları toplamamız gerekiyor ki bunları toplarsanız 10K yapar. K'da arkadaşların 3'tü biliyorsunuz. O halde 10 çarpı 3'ten doğru cevabımız 30 gelir gençler. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Şimdi sayfa 119'a geçiyoruz. Bayağı da ilerledik ha. Sayfa 119. 2 tane çamaşır makinesi var. Bu çamaşır makinesiyle alakalı. Bakın. Altlarında kalan %45. Oh, nerelere gittik? Dur. Sabır. Dur dur. Vay abi. Nerelere gittik ya? Anlamadım. Nereye bastım da o oldu acaba? Çok ilginç. 7. sorumuzdayız. Çamaşır makineleri var. Kalan %45 diyor. Kalan %78 diyor. Allah'ım hiçbir şeye basmadım ya. Yemin ediyorum bazen böyle. Tövbe estağfurullah. Şimdi. %45 kalmış, %78 kalmış. Okuyalım bir sorumuzu. Yukarıda iki farklı çamaşır makinesinin aynı programda aynı anda çalışmaya başladıktan bir süre sonraki durumlarını gösteren iki tane görsel verilmiş. Buna göre hızlı olan çamaşır makinesi ki aynı anda başladıklarına ve bunda %45 kaldığına göre bu daha hızlı. Sanki sağdaki daha hızlı gibi duruyor, daha teknolojik gibi duruyor ama bu daha hızlıymış. Bu yavaş çalışıyor arkadaşlar, tamam mı? Diyor ki hızlı olan çamaşır makinesi programı bitirdiğinde yavaş olan bulaşık makinesinin çamaşır makinesinin ekranında yazan oran kaçtır? Şimdi gençler bakın. Kalan %45 ya, ne kadarı bitmiş? %55'i bitmiş hocam. Güzel. Burada kalan 78 olduğuna göre ne kadarı bitmiş? 22'si bitmiş. Yani bunun 55'i bittiğinde bunun 22'si bitiyorsa, şimdi hızlı olan programı bitirdiğinde %100'ünü bitirmiştir. Bunun 100 bittiğinde bunun ne kadarı biter diye soralım. Ne kadarı biter diye soruyoruz. Bunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunu da bunu çarpacağız. Şuna böleceğiz. Yani 100 çarpı 22 bölü 55 diyeceğiz. Bu bize neyi verecek? X'i.
Şimdi o halde arkadaşlar bu işlemi yapalım. 22'yi 11'e böldüm 2, 55'i 11'e böldüm 5, 5'i 5'e böldüm 1, 100'ü 5'e böldüm 20. Yani 20 çarpı 2 eşittir x'miş. Yani arkadaşlarım x kaçmış? 40'mış. Şimdi x neydi? Bizim bitirdiğimiz bölümdü. Yavaş makinenin %40'ı bitmiş. %40'ı bittiğine göre ne kadarı kalır? Tabii ki bu bitense kalan arkadaşlarım nedir? Tabii ki %60'tır deriz. Doğru cevabımız da Edirne seçeneği olur gençler. 40'ı atlamıyoruz, tamam mı? A şıkkını atlamıyoruz. Ve devam, 8. soru. Bu da son sorumuz. Kartezyen koordinat sistemine yerleştirilen paralel kenarın A ve B köşeleri ile ilgili şu bilgiler bize verilmiş. Diyor ki y eksenine olan uzaklıkları sırasıyla 7 ve 4 ile ters orantılıymış. Şimdi 7 ve 4 ile ters orantılıysa 4 ile 7'nin ortak katı ne? 28. O zaman 28 olması için buna 4K, buna 7K diyeceğiz. Şimdi A'nın y eksenine olan uzaklığı 4K, B'nin y eksenine olan uzaklığı yani şurası da 7K'ymış. Tamam. Daha sonrasında demiş ki x eşittir K, x eşittir K doğrusu burada. Doğrusuna olan uzaklıkları 7 ve 2 ile orantılıdır. Yani doğru orantılı olacak 7 ve 2 ile. Yani arkadaşlarım şurası 7x, şurasına da 2x diyeceğim. Bakın K'yı kullanmayın tekrardan, tamam mı? Bu size yanlışa sürükler. Şimdi o zaman şöyle bir muhabbet yapabilir miyiz? 7K ile 2x'in toplamı şurayı veriyor bana. Aynı şekilde 4K ile 7x'in toplamı da bana orayı veriyor. 4K artı 7x. O zaman bunlar birbirine eşit hacı. Doğru mu? O halde ben bunu şuradan şöyle alayım. Tamam mı? Şöyle alalım. Aşağıya doğru inelim. Ve diyelim ki artık madem bunlar birbirine eşit, 4K'yı bu tarafa fırlattım 3K, 2X'i diğer tarafa fırlattım 5X. 3K ile 5X birbirine eşitse gelin biz bunları ortak bir yerde buluşturalım. Nasıl buluşturacağız? Diyeceğim ki ortak bir harfte buluşturacağız. Ben buna 5A derim, işte buna 3A derim. Böylelikle 3 kere 5A 15A yapar, 5 kere 3A da 15A yapar. Bak 15A ile 15A buradaki gibi birbirine eşit sonuçta. Demek ki K'lara 5A diyeceğiz, X'lere 3A diyeceğiz. Madem K'lara 5A, X'lere 3A diyoruz gençler. Doğru değil mi? Aynen. K tam sayısı kaç olabilir? K neydi arkadaşlarım? Şurası bakın. Bu K ile bu K'yı karıştırmayın. Bana şuradaki mesafe sorulmuyor mu? Soruluyor. Şimdi K dediğimiz şey neydi? 5A idi. 7 kere 5A 35A yapar. Artı X neydi? 3A idi. 2 kere 3A 6A yapar. Ben bunları toplarsam 41'in bir katı olacakmış. Aha şuradaki mesafe. 41'in katı olan şeyi arıyoruz şıklarda. Doğru cevap Edirne seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet gençler, videomuzun ve testimizin de bir yandan sonuna geldik. Artık problem işleyeceğiz gençler. Problemler videosunda da görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve gençler bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.